Merhaba, iyi günler. Bugün İslamcılık üzerine bir yayın yapmayı düşünüyordum. Ancak bir izleyicimin, bu arada izleyici oldu artık uzun bir süredir. Eskiden okurdu, yazan birisiydim ama 3 yıldır videolar üzerinden sesleniyoruz. Televizyon ya da görüntülü yayın ağır bastı. Bu da birazdan konuşacağım konuyla alakalı bir şey. Bir izleyicimin hatırlatmasıyla, bir e-postayla bu yayını yapmaya karar verdim. Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı grup toplantısında başlığa çıkarttığım AK Parti'nin yıkılması Türkiye için felaket olacaktır lafını kaçırmışım. Çünkü Erdoğan artık o kadar çok yerde sürekli konuşuyor ki sözlerini takip etmek bir yerden sonra mümkün olmuyor ve bir yerden sonra da çok tekrar oluyor. Bu söz de aslında bir tekrar, değişik versiyonlarını bunu söylemişti. Tamamını bir okumak istiyorum. Tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki ülkemizin kaderiyle partimizin kaderlerini birleştirdi. Allah korusun, AK Parti'nin yıkılması Türkiye için felaket olacaktır. Evet, İslamcılık üzerine yapmayı düşündüğüm yayın yerine bu sözü değerlendirmeye karar verdim. Ama aslında bu sözü değerlendirirken İslamcılıktan da bahsetmek kaçınılmaz. Bu aslında Erdoğan ilk defa söylediği bir söz değil. Daha değişik versiyonlarıyla söylemişti. Biz batarsak ülke batar şeklinde de tam kelimeler bu olmayabilir. Ama mealen bunu söylüyor. Allah korusun payıyla beraber AK Parti'nin yıkılması Türkiye için felaket olacaktır diyor. Bu doğru bir söz mü? Buna bakacak olursak aslında sözün birinci kısmı doğru bence. Yani tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki ülkemizin kaderiyle partimizin kaderleri birleştirdi diyor. Tabii burada bir muhalefet şehri düşmek lazım. Benim gözümde aslında AK Parti bir müddettir çok fazla anlamı olan bir oluşum değil. Burada AK Parti yerine Erdoğan'ın kendisini koymak lazım. Yani tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki ülkemizin kaderiyle benim kaderimi birleştirdi demişti, daha doğru olurdu. Sonra da AK Parti'nin yıkılması yerine kendisinin devre dışı kalmasını söyleyebilirdi. AK Parti aslında artık yok. Bu bir bunu birçok kez burada dile getirdim ve özellikle Menderes Çınar'la, Profesör Menderes Çınar'la yaptığımız, ki herhalde iki ayda bir yapıyoruz, AK Parti, AKP'yi irdeleyen yayınlar. Orada da Menderes'in de başından itibaren söylediği, bunun artık bir parti olmaktan ziyade bir şirket görünümünde başka bir oluşuma evrildiği yolunda. Dolayısıyla öncelikle bu şehri düşerek ancak Türkiye'nin kaderiyle Erdoğan'ın kaderinin birleştiğini kabul etmek lazım. Bu tabii birisinin iyiliği diğerinin de iyiliği anlamına gelmeyebilir ama şu anda bir süredir ülkede ülkenin kaderini belirleyen tek güç olarak Erdoğan var. Onun dışında ne iktidar partisinin içerisindeki başka güçler, ki böyle bir şey yok, gücü olan, bağımsız gücü olan kimse yok. Ne muhalefet, ne de diğer odaklar, sermayedarlar ya da ordu ya da dış güçler vesaire, o çok sevdikleri. Bunların Türkiye üzerinde birinci derecede etki edebilecek, kaderini değiştirebilecek herhangi bir durumları yok. Bir süredir Türkiye hakikaten Erdoğan'la başlıyor ve Erdoğan'la bitiyor. Bu onun becerisi olduğu kadar diğerlerinin beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Ama bir diğer taraftan da bu durum aslında Erdoğan'ın da lehine olan bir durum değil. Türkiye öyle tek başına yönetilebilecek kadar büyük bir ülke değil. Yönetemediğini de zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle son ekonomide yaşanan döviz kriziyle beraber yaşananlar, Erdoğan'ın tek adam yönetiminin çok erken bir şekilde, yani resmen hayata geçmesinden çok kısa bir süre sonra bize gösterdi ki bu olabilecek bir şey değil. Şu anda Türkiye tek adam yönetiminin, tek kişi yönetiminin Türkiye'ye uygun bir model olmadığını bize
gösteriyor. Daha da gösterecek. Tabii burada ülkeyi yöneten tek adam ve onun etrafındakilerin mağduriyetleri pek olacağı benzemiyor. Onlar çünkü bir şekilde yine her şeyi kontrol etmenin verdiği imkanla mağdur olmayacaklardır. Ancak onlara destek verenler de dahil Türkiye toplumunun değişik katmanları ama özellikle de yoksullar ve yoksullar bu faturayı çok ağır bir şekilde şimdiden hızlı bir şekilde ödemeye başladılar. Enflasyon rakamları vesaire hep bunu gösteriyor. Ülkeden gidebilen gidiyor. Göç çok ciddi bir şekilde beyin göçü yaşanıyor. Ülkede çok ciddi manevi arayışlar var. Daha doğrusu deizm tartışmalarında da gördüğümüz gibi siyasi iktidarın sponsorluğunu yaptığı, sürekli dayatmaya çalıştığı şeylerden uzaklaşmalar var ve bunun başında da İslam dininin yorumlanışı geliyor. Böyle bir ortamdayız. Gerçekten Erdoğan kendi kaderiyle ülkenin kaderini birleştirdi ve bu anlamda ülkenin kaderiyle Erdoğan'ın kaderinin birleşmesiyle ülkenin çok kötüye gittiğini, daha da her geçen gün daha da kötüye gittiğini görüyoruz. Böyle bir durum var. O zaman ikinci cümleye gelebiliriz. Allah korusun AK Parti'nin yıkılması Türkiye için felaket olacaktır cümlesine. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Bir kere AK Parti burada doğru olan AK Parti değil, kendisini koyması lazım. AK Parti diye bir yapının artık bir etkisi, ciddi bir etkisi olduğunu söylemek mümkün değil. Koca bir meclis grubu var ama meclis grubunun herhangi bir hükmü yok. Parti teşkilatlarının da bir takım kayırmacılık işlerini takip etmenin dışında çok fazla bir etkisi olduğunu açıkçası sanmıyorum. Peki Erdoğan'ın devre dışı kalması Türkiye için felaket olur mu? Bu tabii ki Erdoğan destekçileri için böyle bir şey tabii ki söz konusu. Onlar için Erdoğan'sız bir Türkiye bir felaket olabilir. Ancak Erdoğan'ın iktidarını kaybetmesinin Türkiye için bir felaket olacağını söylemek gerçekçi değil. Ama Erdoğan'sız bir Türkiye'nin de çok iyi olacağının garantisi de yok. Şu günkü aktörler etrafında baktığımız zaman tabii ki Erdoğan'dan sevmeyen, nefret edenlerin gözünde onun yerine kim olursa olsun daha iyi diye bir beklenti olabilir. Ancak Erdoğan devleti o kadar değiştirdi ve kendi denetimini aldı ki en ufak ayrıntısına kadar yerine gelecek olan birilerinin bu yapıyı tekrar kontrol edebilmesi vesaire bunlar nasıl mümkün olacaktır? Başlı başına bir soru işareti. Bir diğer soru da onun bıraktığı bütün bu sorunlar yumağının ki biz aslında bunların çok azını tam anlamıyla bütün yönleriyle göremiyoruz. Çünkü çok ciddi bir şekilde medya üzerinde çok ciddi bir baskı, denetim var. Bunlar gösterilmiyor ama buna rağmen sızan, Sayıştay'ın arada sırada yaptığı açıklamalardan vesaireden sızan ya da bazı işini kaybetmiş gazetecilerin çabalarıyla ortaya çıkan en son işsizlik fonunun paralarının kamu bankalarına akıtılmış olması gibi sızan haberlerden görüyoruz ki Türkiye'de çok vahim bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda, mesela bu bir önceki seçimleri kaybetmesi olabilirdi. Daha sonraki dönemde kaybetmesi olabilir, seçimleri kaybetmesi olabilir. Yerine gelecek olanların işinin de hiç kolay olmayacağını şimdiden söylemek kesinlikle çok kolay olacaktır. Dolayısıyla daha kötü olmasının, yani Erdoğan'ın söylediği felaket olmayacaktır. Ama daha iyi olacağının ya da sorunların çözüleceğinin en azından, sorunların çözüleceğinin garantisi de maalesef pek yok. Ama burada daha önemli bir husus var. Erdoğan niye bunu söylüyor? Ciddi bir karşısında bir muhalefet yok. Kendisini bunaltan bir muhalefet yok. Halbuki muhalefetin imkanları sonuna kadar açık. Yaşanan onca olay, ekonomide yaşananlar vesaire. Buna rağmen bir muhalefet yok. Tek tek bir takım vatandaşların sosyal medya üzerinden vesaire bir takım gayretleriyle bir takım şeyler
gerçekler su yüzüne çıkabiliyor. Muhalefet geçen İrfan Aktan'ın da söylediği gibi Twitter milletvekilliğinden ibaret büyük ölçüde bir muhalefet söz konusu. Ama Erdoğan bir yıkım ihtimalinden bahsediyor. Kaybetme, batma imkanından, ihtimalinden bahsediyor. Bu kendi tabanına aslında verdiği bir mesaj. Ben gidersem ya da biz gidersek diyor ama ben gidersem olarak anlamak lazım. Sizin durumunuz hiç iyi olmayacak diyor. Çünkü kendi tabanının da çok ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu, gidişattan memnun olmadığını biliyor, bilmemesi imkansız. Çünkü Erdoğan Türkiye'de kamuoyu araştırmalarını en sık ve en disiplinli bir şekilde yapan siyasetçilerdendir. Belki de en önde gelen siyasetçidir, belki de tek siyasetçidir. Dolayısıyla altta yaşanan rahatsızlığı, hoşnutsuzluğu görmemesi mümkün değil. Ama o kişileri, o tabanı kendisinden sonra bu işlerin hiç de iyi olmayacağıyla tutmaya çalışıyor. Ortada bir kriz olduğu kesin. Ben bu kriz meselesini 2 yıldır, 3 yıldır burada sürekli tekrarlıyorum ve bazıları benimle dalga geçiyor. Ya kriz diyorsun, bütün seçimleri kazanıyor. Tamam, bütün seçimleri kazanabilir ama her seçimi kazandıktan sonra ülkeyi yönetmekte daha da zorluk çekiyor. Şu anda yaşanan bunun en açık göstergesi, o kadar yerli ve milli dedikten sonra ülkenin ekonomisinin kurtuluşunu, sorunların çözümünü, ne kadar gayrimilli ve gayrimilli yer, kurum vesaire sermaye varsa orada arayan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve burada da görüyoruz ki seçimleri kazanıyor olması krizi aştığı anlamına gelmiyor ya da krizde olmadığı anlamına gelmiyor. Seçimleri kazanabiliyor olması tabii bir devlet imkanlarını sonuna kadar kullanabiliyor olması ama bir diğeri de rakiplerinin krizinin kendisinden daha derin olmasından kaynaklanıyor. Ama biz gidersek ülke batar, biz yıkılırsak ülke için felaket olur lafını günlük gülistanlık olan bir yerde hiçbir siyasetçi söylemez. Demek ki bu hani ne derler Allah söyletiyor. Bu işlerin iyi gitmediğinin Erdoğan tarafından itirafıdır. Dolayısıyla Türkiye'de özgür bir medya olmasa da Erdoğan o kadar çok konuşuyor ki burada bazı gerçekleri bir şekilde kendi jargonuyla kamuoyuna da anlatıyor. Yani normal şartlarda bir gazetecinin benim mesela kalkıp AKP yıkılırsa diye bir yayın yapmam halinde bana hemen o meşhur lafla neydi algı yaratıyorsun işte dış güçler vesaire denirdi. Yani bir AKP'nin yıkılma ihtimalini bizim bağımsız insanların dışarıdan insanların telaffuzu o insanların şeytanileştirilmesine, kriminalize edilmesine yol açabilirdi. Ama Erdoğan'ın kendisi söylediği için işimiz açıkçası kolaylaşıyor. Son olarak Erdoğan'ın YÖK'te yaptığı bir konuşmadan bir bölüme değinmek istiyorum. O da medya ile ilgili, konumuzla çok alakalı. Orada hala medyadan şikayet ediyor. Hala şikayet edecek medya kaldıysa. Genellikle sosyal medya şikayetleri var anladığım kadarıyla. Orada bir şey var, geçmişe yönelik söylediği, işte medya dördüncü güç diyorlardı vesaire falan. Böyle demokrasi olmaz diyor ve şurayı okumak istiyorum. Bir siyasetçi de eğer medyasından çekiniyor, korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir. Doğru bir laf ama bu doğru lafın bir başka versiyonu da şudur. Bir gazeteci de eğer siyasetçiden korkuyor, çekiniyor ve öyle gazetecilik yapıyorsa o da, onun da sağlıklı gazetecilik yapması mümkün değil. Türkiye Erdoğan iktidarda değilken medyanın çok yanlış bir kullanımı vardı siyaset üzerinde. Erdoğan iktidar olduktan sonra adım adım medyanın siyasetin denetimine geçmiş olduğunu gördük. Ama Erdoğan hala medyadan şikayet etmeyi bırakmıyor ve medyadan korkan siyasetçinin gerçek siyasetçi olmadığını söylüyor. Ama bugünün meselesi medyadan korkan siyasetçi değil,
Siyasetçiden korkan gazeteci meselesi. Türkiye'nin esas önemli sorunu bu. Siyasetçiden korkulduğu zaman, çekinildiği zaman gerçek gazetecilik yapma imkanı olmuyor. Ama bereket dünyanın her yerinde, her zamanında hala bu işi yapmaya çalışan insanlar var. Vatandaşların da o insanlara sahip çıkması halinde gerçekten oraları, özellikle ülkemiz Türkiye, daha iyi bir ülke olabilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.